Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Eksi 5 artı artı 2 artı 5 artı eksi 2 işleminin toplama işleminin özelliklerini kullanarak bulunuz. Toplama işleminin özellikleri neydi? Değişme özelliği, birleşme özelliği, ters eleman, etkisiz eleman. Değişme özelliği neydi? Değişme özelliğinde toplananların yerleri değişse de toplam değişmezdi. Örneğin artı 2 artı 5 eksi 2 eksi 5 şeklinde yazdığımızda da yine toplam değişmeyecek. Değişme özelliği diyelim. Artı 2 artı eksi 2 artı eksi 5 artı artı 5. Toplama işlemini yapalım. Öncelikle pozitif işaretli olanları toplayalım. Artı 2 artı 5 artı 7 artı eksi 2 ile eksi 5'i topladığım zaman işaretleri aynıysa topluyorum. Ortak olan işareti veriyordum. Eksi 7. İşleme bakıyorum. Artı 7 ile eksi 7'nin toplamı 0'dır. Birleşme özelliği ile gösterelim. Eksi 5 artı artı 2. Yani ilk iki sayının toplamını ve diğer iki sayının toplamını da bu şekilde gösterirsem. Burada da yine topladığımda sonuç değişmeyecektir. Mutlak değerlerinin farkını alıp büyük olanın işaretini veriyordum. Eksi 3 artı artı 5 eksi 2. Mutlak değerleri neydi? 5, 2. Farkını alıyorum. 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 3 büyük olanın işareti artı 3. Gördüğünüz gibi eksi 3 artı 3 daha 0. Yine 0 sonucunu bulduk. Etkisiz elemanı nasıl gösterebiliriz? Etkisiz elemanı da yine şu şekilde gösterebiliriz. Eksi 5 artı artı 5 artı diyelim eksi 2 artı artı 2. Gördüğünüz gibi eksi 5 artı 5 ile topladığımda 0 artı eksi 2 artı artı 2 de 0'dır. 0 ile 0'ın toplamı 0'dır. Yani hangi sayıyla 0'ı toplarsak 0'ı verir. 0 etkisiz elemandır. Ters eleman özelliğini gösterelim. Örneğin eksi 5 ile eksi 2'yi topladığım zaman ortak işaretli sayıları topladığımda ortak olan işaretini veriyorum toplayıp. 5 ile 2'yi topluyorum. 7 eksi 7 artı artı 5 ile artı 2'yi topladığımda da artı 7'yi verir. Burada ters eleman nasıl gösteririm? Aynı şekilde artı 7 ile eksi 7'yi topladığımda da yine 0'ı verir. Yani iki tam sayının toplamı toplama işleminin etkisiz elemanı olan 0'ı veriyorsa o zaman bu iki tam sayıya birbirinin toplamaya göre tersidir denir. Şimdi de diğer sorumuza bakalım. Eksi 6 çarpı artı 3 eksi eksi 2 çarpı eksi 10 bir çarpma işlemi. Öncelikle çarpma işlemini yapıyorum. Eksi 6 ile artı 3'ü çarpıyorum. Ters işaretli sayıları çarparken yani 1'e eksi 1'e artıysa işaretimiz eksi olur. 3 kere 6 18'dir. Eksi diğer çarpma işlemini yapalım. Eksi 2 ile eksi 10'u çarpacağım. İkisinin de işareti aynı. Aynı işaretlilerde sonucum pozitif oluyor. Artı 2 kere 10 20. Şimdi çıkarma işlemini yapıyorum. Mutlak değerlerinin farkını alıyordum. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum ve büyük olanın işaretini veriyorum. O zaman 20'den 18'i çıkarırsam sonucu artı 2 olarak buluruz. Toplama işlemimizin etkisiz elemanı 0'dı ama çarpma işlemimizin etkisiz elemanı ise 1'dir. Örneğin örneğimize bakalım. Artı 1 çarpı eksi 6. 1 ile eksi 6'yı çarpıyorum. Sonuç eksi 6'dır.
Şimdi de diğer soruya bakalım. Bu soruda da çarpma işleminin dağılma özelliğini gösteren bir sorudur. Dağılma özelliğinde nasıl yapıyoruz? Ortak parantezde dışarıdaki sayıyı nasıl çarpıyoruz? Bu soruyu dağılma özelliğini göstererek şu şekilde yapabilirim. Artı 3 ile eksi 4'ü çarparım. Ters işaretler olduğu için eksidir. 4 kere 3, 12. Aradaki işaretim eksi. Bu sefer artı 3 ile artı 5'i çarpıyorum. İşaretleri zaten artı 3 kere 5, 15. Bu şekilde yapabilirim işlemimi. Nedir? Eksi 12'yi aynen yazıyorum. Burada eksi var. Parantez içerisinde artı var. Artı ve eksi olduğu zaman ne yapıyoruz? Ters işaretlerse eksi yazıyorum. Eksi 15. Sonucum nedir? İkisi de eksi olduğu için topluyorum ve ortak olan işaretlere eksi olan işaretini veriyorum. Veya diğer bir yoldan şöyle yapabilirim. Artı 3'ü yazabilirim. Buradaki ortak parantezin içerisine işlemimi öncelikle gerçekleştirebilirim. Nedir? Eksi 4 ile eksi 5'i eksi 9 olur. Ve ters işaretleri çarptığım zaman artı ve eksiyi çarptığımda ne oluyordu? İşaretim eksi 3 kere 9, 27. Yine eksi 27 cevabını bulurum. Diğer sorumuza bakalım. Bu da bir bölme işlemi. Artı 36 bölü eksi 4. 36'yı 4'e bölüyorum. Burada da yine ters işaretlilerde işaretim eksidir. 4 kere 9 36'dır. 9. Sonucum eksi 9'dur. Bunu nasıl sağlamasını yapabilirim? Örneğin eksi 4 ile eksi 9'u çarpalım bakalım 36 artı 36 veriyorum. Evet. Aynı işaretlileri çarpıyorsam eksi ile eksinin çarpımı da artı ile artının çarpımı da nedir? Artıdır. 4 kere 9 da 36'dır. İşlemim doğrudur. Diğer sorumuza bakalım. Bu da üslü ifadelerle ilgili bir soru. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. Eksi 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Ancak parantez içerisinde eksi 1'in kuvveti çift kuvvetse artı 1'e. Örneğin eksi 1'in tek kuvvetlerinde ise sonuç eksi 1'e eşittir. Diğer soruya bakalım. Bu şekilde parantez yoksa eğer eksi 2 parantez içerisinde değilse eksi varsa buradaki kuvvet 2'nin kuvvetidir. 2'nin kuvveti kaçtır? 2'nin yan yana 4 kere çarpılmasıydı. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16. Ve buradaki işaret de sonucun işareti olur. Evet arkadaşlar, şimdi de şu problemimizi inceleyelim. Bir öğrenci 30 soruluk bir sınavdan her doğru cevap için 5 puan almış, her yanlış cevap için ise 2 puan silinmiştir. Bu öğrenci 20 soruyu doğru yanıtladığına göre ve hiçbir soruyu boş bırakmadığına göre toplam kaç puan almıştır? Her doğru cevap için 5 puan alıyor ve 20 sorumuz varsa 20 çarpı 5 bu doğru sorularımız için aldığımız puandır. Peki her yanlış cevap için 2 puan siliniyorsa çıkarma işlemi yapacağız. Yanlışımız kaç tane? Hiçbir soruyu boş bırakmamış ve toplamda da 30 soru varsa 10 tane yanlışı vardır. 10'la da 2'yi çarpıyorum ve bu çıkarma işlemini yapacağım. Önce çarpma işlemlerimi yapıyorum. 20 ile 5'i çarpıyorum. 100 eksi 10 ile 2'yi çarpıyorum. 20. 100'den 20'yi çıkarıyorum. 80. Toplamda 80 puan almıştır. Şimdi de bir rasyonel sayı sorusuna bakalım. 2 bölü 5 ve eksi 2 bölü 5 rasyonel sayılarının sayı doğrusunu da gösteriniz. Sayı doğrusunu bu şekilde çizdik. 0'ın sağ tarafında pozitif tam sayılar, sol tarafında negatif tam sayılar vardır. 2 bölü 5 sayısı pozitif bir sayıdır. 0 ile 1 arasındadır. Yani bir bütünü ne yapmışım? 5 parçaya bölüp 2 parçasını almışım. 5 parçaya bölelim. 0 ile 1 arasında. 1, 2, 3, 4 ve 5 parçaya böldük. 2 parçasını alıyorum. 1, 2.
2 bölü 5 burası. 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5 de 1'i verir. Şimdi aynı şekilde eksi 2 bölü 5'i nasıl gösteriyorum? Bu sefer negatif sayılar arasına bakacağım. Çünkü rasyonel sayım eksi. Bu da eksi 1 ile 0 arasındadır. Yine aynı şekilde 5 parçaya bölüyorum. Ve eksi 2'yi bu şekilde eksi 2 bölü 5'i de göstermiş oluyoruz sayı doğrusunda. Şimdi bir de 2 bölü 5 sayısının ondalık gösterimine bakalım isterseniz. Ondalık olarak nasıl gösterilebilir? Ondalık gösterim nedir? Virgül olarak gezeriz. Sadeleştirebiliyorsak sayılarımızı ortak sayılara bölerek sadeleştiririz. Sadeleştiremiyorsak 2'yi 5'e bölüyorum. 2 bölü 5. 2'de 5 var mıdır? Yok. 0. 20'de 5. Buraya virgül atıyorum. Çünkü 2'de 5 yoktu. 0 dedim. Virgül koydum. 20'de 5 kaç keredir? 4 kere. 4 kere 5 20'dir. O zaman 2 bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösterimi nedir? 0,4. Rasyonel sayılarla işlemler kısmına bakalım. 4 bölü 7 artı 6. Bu şekilde bir işlemi nasıl yapıyoruz? Öncelikle payda eşitleme yoluna gidiyoruz. Buradaki 6'nın paydası 1'miş gibi kabul ediyoruz. 1 yazıyoruz ve paydaları eşitlemek için bunun paydasını 7 ile 7'yi de 1 ile çarpıyoruz. 4 kere 1 4 bölü 7 kere 1 7 artı 6 kere 7 42 bölü 7 kere 1 7. Gördüğünüz gibi ikisinin de paydasını 7 yaptık. Paydaları eşitledik. Her ikisinin de paydası 7. Şimdi payları topluyoruz. 42 ile 4'ü toplarsam 46 bölü ortak olan payda 7'yi aynen yazıyorum. Şimdi diğer soruya bakalım. Eksi 5 bölü 7 ile 0'ı topluyorum. Herhangi bir sayıyla 0'ı topladığımda zaten 0'ın burada toplamada nedir? Etkisiz elemandır. Sonuç eksi 5 bölü 7 olur. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 12. Paydalara bakıyorum. Paydanın birisi 4, diğeri 12. O zaman ne yapacağım? Paydaları eşitleyeceğim. Paydaları eşitlemek için 4'ü 3 ile genişletirim. 12'yi 1 ile. 3 kere 3, 9. Genişlettiğim sayıyı hem payla hem paydayla çarpıyorum. Ve 4 kere 3, 12. Eksi 1 kere 1, 1. 1 kere 12, 12. Şimdi paydalara eşitlediğime göre payları çıkaracağım. 9'dan 1 çıkarıyorum. 8. Ortak paydayı aynen yazıyorum. 8 bölü 12. Sadeleştirme de yapabiliriz. Şimdi yan tarafa geçelim. Yan taraftaki işlemimize bakalım. Eksi 3 bölü 4 ile eksi 5, 6 bölü 5'i topluyoruz. Burada ne yapacağım? Yine payda eşitleme işlemi yapacağım. 4'ü 5 ile genişleteceğim. 5'i 4 ile. 3 kere 5, 15. Eksi var önünde. Eksi 15 bölü 4 kere 5, 20. 4 kere 6, 24. Gördüğünüz gibi parantezin içi eksi olacak. Eksi 24. Önünde artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için buraya eksi yazabilirim. 4 kere 6, 24 bölü 4 kere 5, 20. Paydalar eşit. Paylara bakıyorum. İkisinin de işareti eksi ise eksi yazıyorum. 24 ile 5'i toplarsam 39 ortak olan payda eksi 39 bölü 20 olur. Eksi 3 bölü 8 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersini sormuş. Toplama işlemine göre sağlama yapalım. Eksi 3 bölü 8'in artı 3 bölü 8 ile topladığım zaman sonuç ne olur? 0 olduğu için eksi 3 bölü 8'in toplama işlemine göre tersi nedir? Artı 3 bölü 8'dir. Şimdi çarpma işlemlerine bakalım. Burada 4 ile eksi 2 bölü 9'u çarpıyoruz. Çarpma işlemi yaparken ne yapıyorum? Payları çarpıyorum. Artıyla eksinin çarpımı da eksidir. 2 kere 4, 8 bölü
9. Yan tarafta da yine hem çarpma işlemi var hem parantez içerisinde toplama işlemi var. Öncelikle eksi 2 bölü 7'yi aynen yazalım. Çarpı parantezin içerisini yapalım. 3'ü 2 ile genişletiyorum. 6'yı 1 ile. 2 kere 1 2 artı 3 kere 1 3. Payda da ne var? 2 kere 3 6. 6 kere 1 de 6. Ortak payda 6. Eksi 2 bölü 7 çarpı 3 ile 2'yi toplarsam 5 bölü 6. Şimdi çarpma işleminde ne yapıyorum? Payları kendi arasında, paydaları da kendi arasında çarpacağım. Eksi 2 kere 5 10 bölü 6 kere 7 42. 10 bölü 42 oldu. Sadeleştirme yapabilirim. 2'ye bölebiliriz. Onu 2'ye bölersem önünde eksi vardı 5. 42'yi 2'ye bölersem 21. Devam edelim. Aşağıda bölme işlemi görüyorum. 1 bölü 5 bölü 6. 1'i hangi sayıya bölüyorsam orada ne yapacağım? Bu rasyonel sayının ters çevrilmiş halidir. Bu işlemin sonucu 6 bölü 5. Neden? Çünkü normalde bir rasyonel sayıyla bölme işlemi yaparken nasıl yapıyordum? Paydaya paydası olmayan sayının paydasını 1 kabul ediyorum. Bölme yaparken diğer rasyonel sayıyı ters çevirip çarpıyorum. Gördüğünüz gibi 6 kere 1 6, 5 kere 1 5. Şimdi yan tarafa bakalım. 0 bölü eksi 3 bölü 7. 0'ın kendisinden farklı bir rasyonel sayıya bölümü nedir? 0'dır. Eksi 5 bölü 4 bölü 3 bölü 2. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken ne diyorduk? İlk rasyonel sayıyı aynen yazıyoruz. Böldüğümüz rasyonel sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Yani 3 bölü 2'yi ters çevirdik. 2 bölü 3 olarak çarptık. Şimdi eksi 5 ile 2'yi çarparsam eksi 10 bölü 4 kere 3 12. Burada sadeleştirme de yapabiliriz. Onu 2'ye böleriz 5. 12'yi 2'ye böleriz 6. Eksi 5 bölü 6 buluruz. Buraya gelelim. Eksi 3 bölü 8'in karesi. Rasyonel sayının karesini alıyoruz. Bir sayının karesini alıyorsak buradaki eksi nedir? Artı olur. Ve şimdi ayrı ayrı payın ve paydanın karesini alabilirim. 3 kere 3 9, 8 kere 8 64. 3 tam 1 bölü 2 kesrini burada ne yapıyorum? Tam sayılı kesri bileşik kesre çevireceğiz. Nasıl çeviriyorduk? Buradaki tam sayıyla paydayı çarpıyorum. 2 kere 3 6, payı ekliyorum. 7 bölü 2'nin küpünü alıyorum. 7'nin küpü nedir? 7'yi yan yana 3 kere çarpıyorum. 7 kere 7 49. 49 ile 7'yi çarparsak 343 bölü 2'nin küpü nedir? 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Evet, bu şekilde birinci dönem birinci yazılı için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.